genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından hepinize merhaba. Eğitimle ilgili merak edilenlerin konuşulduğu tercih zamanına hoş geldiniz. Bugün Kıbrıs'ta bulunan sanat, tasarım ve iletişim odaklı tematik bir üniversiteye değineceğiz. Bugünkü konuğum Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü, çok kıymetli Profesör Doktor Asım Behbe. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Sera Hanım. Sayın Rektör, fakülte ve bölümlerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi mezuniyet sonrası kolay iş bulunabilecek bölümlere sahip olan 3 fakülteyle yüksek öğretim hayatına başladı. Birinci fakültemiz İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı ve Yeni Medya ve İletişim bölümleri bu fakültede var. Bir başka fakültemiz Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve Endüstriyel Tasarım Bölümleri. Tasarım Fakültesi içerisinde ve Sanat Fakültemizde 4 bölüm var. Plastik Sanatlar Bölümü, Seramik Bölümü, Fotoğraf Bölümü, Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü. 9 YÖK onaylı bölümümüzün, programımızın 8 tanesinde eğitim dili İngilizcedir. Sadece Yeni Medya ve İletişim bölümümüzde eğitim dili Türkçe. Hocam, bir sanat üniversitesi nasıl inşa ediliyor? Yani o donanım, o altyapı nasıl sağlanıyor? Evet, gerçekten çok ciddi, hem mali anlamda hem de uğraş anlamında gerçekten çok ciddi bir proje yapıldı. Bir kere bir sanat üniversitesi oluşurken Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde üniversiteyi kuralım, açalım, işte birazcık temel ihtiyaçları belirleyelim, yapalım, sonra öğrenci geldikçe devamını yaparız güdülmedi. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi tam tersine 9 bölümünde tüm altyapılarını içeren onlarca stüdyo, laboratuvar ve atölyeyi kurdu. En pahalı altyapılar, iddialı konuşuyoruz biz burada, bırakın Türkiye'yi adayı, bölgede bile olmayan altyapılar kuruldu. Dünyanın her yerinden sanatçılar, tasarımcılar, uzmanlar getirilerek tüm ihtiyaç belirlendi. Bu ihtiyaç projelendirildi ve ona göre altyapılar kuruldu. Zaten kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi. Tüm bölümlerinde de çok ciddi bir altyapıya sahip. Hocam, biraz önce altını çizdiniz. Ben de sormak isterim. Atölye çalışmalarınızdan da bahseder misiniz? Tabii ki, zaten bizim motomuz üreterek öğren, öğrenerek üret. Bu gerçekten bizim uygulamada tuttuğumuz çok önemli bir moto. Bizim öğrencilerimizin ciddi şekilde atölyelerde, laboratuvarlarda, stüdyolarda ellerini kirletmeleri, malzemelerle iç içe olmaları çok önemli. Ve bunu yaparken de hem tematik hem de butik odaklı bir üniversite, hem de butik bir üniversite olduğumuz için sayılarımız da küçük. Yani bir hocamızla, akademisyen hocamızla, bir sanatçımızla, ki bizim akademisyen hocalarımızın büyük bir çoğunluğu önemli sanatçılar aynı zamanda, öğrencilere stüdyolarda, atölyelerde birlikte malzemeyle, hocalarıyla çok ciddi saatler geçirebilme olanağı veriyoruz. Bu da işte tematik üniversite olmanın, butik üniversite olmanın çok büyük avantajları. Hocam, birçok proje yürütüyorsunuz. Bunları da anlatır mısınız? Tabii ki. Öncelikle bir kere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geleceğin Primark turist destinasyonu olacak olan bir proje var. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi ile Arkın Grubun ortak olarak yürüttüğü. Bu proje 40 metrelik bir heykel projesi. Dünyada da ilk 20 en yüksek heykeller içerisinde ilk 20'de olacak bir heykel. Hem adaya gelen turistlerin Kıbrıs dendiği zaman bilecekleri bir Kıbrıs köylüsü, yarışması da dünya çapında jürilerle yarışması da yapıldı. Hem adaya gelen turistlerin mutlaka uğrayacağı bir alan olacak, hem de Kıbrıs'ın Kıbrıs dendiği zaman güney veya kuzey hatırlanacağı bir heykel olacak. Bu en önemli projelerimizden bir tanesi. Bir yığın daha, birçok daha Avrupa Birliği ile
farklı sivil toplum örgütleriyle birçok sanat, tasarım ve iletişim alanında projeler yürütmekteyiz. Arkın Grubun Antalya'da yat üreten tersanesi var. Orayla tasarım anlamında ortak projeler yürütüyoruz. Hem öğrencilerimiz, hem akademisyenlerimiz, hem sanatçılarımız, hem ada içerisinde hem dünya çapında birçok projede yerlerini, rollerini üstleniyorlar. Değerli hocam, kampüs imkanlarından da bahsedebilir miyiz? Öğrencilerin sosyalleşebileceği alanlar mevcut mu? Ulaşım rahat mı? Bunları da anlatır mısınız? Evet. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bana göre en gözde şehri olan Girne'de kurulmuş bir üniversite. Ve Girne'nin de tam göbeğinde aslında, yani biz Girne'nin Eskişehir dediğimiz daha önce Türk bölgesi olarak da bilinen, Kıbrıslıların Türk bölgesi olarak da bildiği, tam Girne kentinin göbeğindeyiz. Yani herkesin bildiği meşhur Girne Limanı bizim kampüsümüzden yürüyerek 6-7 dakikadır. Tüm sosyal olanaklar, kültürel olanaklar, sportif olanaklar zaten yürüme mesafesinde. Girne kentiyle iç içe bir şekilde öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Bununla birlikte barınma olanakları da Arkın Grup bünyesinde apart otel şeklinde üniversitemiz öğrencilerine sadece tahsis edilen barınma olanakları mevcuttur. Onlar da yürüme mesafesindedir. Tabii bu hep yürüme mesafesi dedim, bu kimseyi yanıltmasın. Bizim hem Lefkoşa'dan, diğer kentlerden hem de Girne içinde de öğrencilerimize yönelik ücretsiz servislerimiz de vardır. Sürekli şehrin çevresinde, içerisinde ve şehirler arasında dolaşan araçlarımız mevcuttur. Hocam stüdyo ve laboratuvar imkanlarınızı da sormak istiyorum size. Tabii ki Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin çoğu dersi zaten uygulamalı derstir. Birçok ders de uygulamalıyla teorik karışık derslerdir. Bizim 20'ye yakın atölye, stüdyo ve laboratuvarlarımız vardır. Bir innovation hub dediğimiz öğrencilerin veya gençlerin fikirlerini ortaya atıp da hem tasarım hem icraata yönelik destek hem finansal destek bulabilecekleri bir innovation hub bünyemizde vardır. Bununla birlikte her türlü işte baskı, resim, heykel, cam, alev, vitray, kalıp, her türlü ahşap atölyelerimiz, animasyon stüdyomuz, fotoğraf, video, dijital tasarım, taş yontu gibi birçok stüdyomuz mevcuttur. Bunlarla birlikte bilgisayar laboratuvarları, Mac laboratuvarları, FAP laboratuvarı, PC laboratuvarı gibi birçok olanak vardır ve bunların hiçbiri işte öğrenci geldikçe geliştirilsin mantığıyla değil, halihazırda kurulmuş laboratuvarlar, stüdyolardır ve 2 yıldır da yoğun bir şekilde hem öğrencilerimiz hem akademisyenlerimiz hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanatçıları altyapılarımızdan faydalanabiliyorlar. Yoğun kullanılıyor tüm atölye, stüdyo ve laboratuvarlarımız. Kıymetli hocam, her zaman altını çiziyoruz. İyi bir eğitim için eğitmenin de kaliteli olması şart. Sizin akademik kadro yapılanmanız nasıl? Evet, biz bu yıl YÖK onayımızı yeni aldık. YÖK onayımızla birlikte tabii Hayırlı ki olsun. YÖK'ün kuralları da Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi için artık geçerli. Zaten her bölüm için 3 doktoralı öğretim üyesini YÖK şart koşuyor. Ancak tabii ki 9 bölüm 3'erden 27 öğretim üyesiyle kalan bir üniversite değil Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi. 40'a yakın öğretim üyesi ve sanatçı öğretim görevlimiz var. Bunların içerisinde daha şimdiden 3. yılımızdayız. 8 profesör, doçentler, yardımcı doçentler ve ayrıca sanatçı title'ı da taşıyan çok önemli, dünya çapında bilinen, adada bilinen akademisyenler ve sanatçılarımız öğrencilerle birebir vakit geçirebiliyorlar. Asistan sistemi kullanmayan bir üniversiteyiz. Atölye ve laboratuvarlarda, stüdyolarda mutlaka öğretim üyelerimiz, sanatçılarımız öğrencilerle birlikte çalışıyorlar. Akademisyen gerçekten çok önemli bir bacak yüksek öğretimde. Hocam kurumunuzda uluslararası öğrenci sayısı çok fazla. Bunun bizim öğrencilerimize katkısı nasıl yansır? Şimdi en önemlisi dil anlamında yansır. Biraz önce de söylemiştim, 9 bölümümüzün 8 tanesi zaten İngilizce eğitim veren bölümler.
Hocalarımızın içinde de 20'ye yakın ülkeden gelen akademisyenimiz var. İşte İtalya'dan, Amerika'dan, Kanada'dan birçok farklı ülkeden gelen akademisyenimiz var. Dolayısıyla öğrenciler pratik dil pratiğini daha da geliştirebilme olanağına sahip olurlar. Çünkü sınıf ortamında, atölye ortamında, ders aralarında arkadaşlarıyla İngiliz dilinde konuşabilir olacaklar. Bununla birlikte projelere katkı yaparken, üretim yaparken mutlaka yine etraflarındaki İngiliz dilinde konuşan insanlarla birlikte sadece teorik anlamda dil eğitimi değil, aynı zamanda eğitimlerini alırken de İngilizcelerini de geliştirebilir olacaklar. O yüzden bir kere çok önemli. Kültürel anlamda çok önemli. Biz tabii ki Kıbrıs ve Akdeniz kültürünü ön plana çıkaran bir üniversiteyiz. Bizim bu yönde çalışmalarımız var ama örneğin özellikle tasarım fakültesinde İtalya'dan gelen ciddi sayıda hocamız var. Bunların da yönlendirmesiyle tabii ki farklı kültürlerle ilgili çalışmalar da ortaya çıkabiliyor. Gelen her öğrenci kendi kültürünü çalışmalarına yansıtabilecek. Bu da öğrencilerimize verebileceğimiz en önemli zenginlik ve katkı ve değer diye düşünüyorum. Hocam bir de zaten sanatla ilgilenen insanların farklı perspektiflerden bakabiliyor olması da çok önemli. Bu bağlamda da bu kültürel zenginlik öğrencilere çok değer katacaktır diye düşünüyorum. Mutlaka zaten çok keyifli bir ortam oluştu. Gerçekten bir aile gibi akademisyenlerimiz de kendi içlerinde öğrencilerimizle birlikte. Özellikle ilk yıl kayıt yapan öğrenciler adadan, farklı ülkelerden ve adadan gelen ilk yıl kayıt yapan öğrencilerimiz içerisinde birazcık yaş ortalaması da yüksekti. Şimdi YÖK onayıyla birlikte tabii ki lise mezunu öğrenciler de ağırlıklı gelecek. Yani farklı kültür, farklı ülkeler, farklı dil konuşan insanlar ve farklı yaş gruplarının da kaynaştığı çok güzel bir kültürel, sosyal, akademik ortam oluşuyor Artvin Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde. Kıymetli hocam, ben de aslında grafik tasarım ve görsel iletişim tasarımı bölümü mezunuyum. O yüzden benim için ayrıca bir kıymetli bölümler. Ama ben size sormak istiyorum. Sanatla ilgilenecek olan öğrencilerde hangi niteliklerin bulunması gerekir? Bir kere öncelikle özgür düşünce çok önemli, kabiliyetler çok önemli. Sanat derken çok farklı alanlarda hem teknolojiyi kullanan alanlar var, hem tasarım alanlarımız var, hem el sanatları, plastik sanatlarda resim, heykel gibi en temel sanat alanları var. Dolayısıyla öncelikle tabii ki öğrencinin geliştirilebilecek bir yeteneğinin olması önemli. Zaten o yüzden özellikle plastik sanatlar, seramik ve fotoğraf bölümleri özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alıyor. Diğer bölümlerimiz LYS sınavından öğrenci alıyorlar. Tabii ki bütün bunun yanında yaratıcılık, özgür düşünce çok önemli. Bütün bunları bir araya getirebilen öğrenciler işte burada bu kabiliyetlerini, bu yeteneklerini, bu özelliklerini bizim de desteğimizle, ortamın desteğiyle, akademisyenlerimizin desteğiyle çok daha iyi bir şekilde ön plana çıkarma olanını bulacaklar ki bu da ileride onlara kariyer anlamında çok önemli bir geri dönüş yaratacaktır. Hocam sürem azaldığı için iki soruyu birlikte soracağım. Hocam Kıbrıs'a gelen öğrencileri nasıl bir öğrencilik hayatı bekler? Bir de öğrenciler neden okulunuzu tercih etmeli? Bir kere Kıbrıs'ta gerçekten harika bir öğrencilik hayatı var. Kolay bir ortam, aynı Türkçe dil konuşan insanlar, Türkiye'ye benzer bir kültür ama bunun yanında da Kıbrıs'a özgü bir adalılık kültürü var. Güzel bir iklim ve dünyanın en güvenilir ülkesi. Hem suç oranları anlamında dünyanın en güvenilir ülkesi, hem COVID-19 anlamında dünyanın en güvenilir ülkesi. Neden Arukat? Bir kere Arukat, Artvin Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi bu yıl özellikle anavatan Türkiye'den gelecek olan öğrencilere çok ciddi burslar sunuyor. %100 burs olanaklarımızı kılavuzlardan bulabilirler öğrencilerimiz. %50 veya %25 burs kazanan öğrencilere de artı %50 burs daha veriyoruz. Yani %90, %100 burs oranı Türkiye'den gelecek hemen hemen her öğrenciye bu imkanı sağlayacak Artvin Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi. Bir de en önemlisi, çok yeni bir üniversite olmamıza rağmen İngiltere'nin en önemli üniversitelerinden Manchester School of Art'ta bir çift diploma imzaladık. Çift diploma anlaşması imzaladık.
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'ni kazanıp gelen öğrenciler 3. yıldan sonra 4. yılı 1 yıl İngiltere'de okuyarak eğer isterlerse hem Manchester School of Art'ın hem de Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin diplomasını alma hakkını elde edecekler. Bu da bence gerçekten çok büyük bir fırsat. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrenci dostu bir ada. Hükümetimizle, bakanlığımızla, üniversitelerimizle öğrenciler bizim için çok önemli. Ben Eylül ayı içerisinde öğrencilerimizin adada olacağına, yüz yüze eğitim yapabileceğimize inanıyorum. Öğrencilerimizi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin 9 bölümünü de ayrı ayrı değerlendirerek tercihlerini bu şekilde yapmaya davet ediyorum. Onları aramızda görmek bizim için büyük bir mutluluk olur. Hocam çok teşekkür ediyorum. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.